duvarları onaramadım ama duvarın önündeki çocuğun yüzünü elimle yıkayabildim. Bir diğerinin yaralı yüzündeki sinekleri kovabildim deklanşöre basmadan önce. Renkler, ışıklar, gölgelerde bu haftaki konuğumuz belgesel fotoğrafçılığa yıllarını vermiş Tuğrul Çakar. Sanatçımızla fotoğraf geçmişi, belgesel fotoğraf ve kitapları üzerine konuştuk. 1946'da doğmuşum ben. Sakarya doğumluyum ama asıl memleketim Sakarya değil, Kars. Daha doğrusu babam Ahıska'dan gelmiş. Annem Karslı. Yüksek öğrenimimi Ankara'da yaptım. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi vardı. Şimdi yok. Gazi Üniversitesi'ne bağlandı. Ekonomi öğrenimi yaptım. Tabii mezun olunca da, yani yedek subaylığımdan sonra branşımla ilgili Türkiye Elektrik Kurumu, o da şimdi yok gerçi. Orada çalışmaya başladım ama o çok kısa sürdü. Çünkü 1977 sanıyorum, evet 77 yılında amatör olarak fotoğrafa başladım. Şimdi adını koyamayacağım bir yakınlığım vardı fotoğrafa. Bir de hep bir şeyler üretme isteği, masa başı memuru olmanın sıkıntısı. Belki o sıkıntının verdiği arayışlar içinde. Kendi evimde kurduğum bir karanlık odayla fotoğrafa başladım. Ve benim yaşamımı değiştiren bir tesadüf. 1980'de Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, o dönemde Atatürk Barajı bölgesinde kurtarma kazıları, arkeolojik kazılara başlayacaktı. Benden fotoğrafçı olarak çalışmamı istediler ki bu işte benim bütün yaşamımın değiştiği nokta, tarih odur. Ben hiç düşünmeden o memuriyet yaptığım işi terk edip bir anlamda bir serüvene atıldım. Yani 1980'de başlayan ve 1996'ya kadar süren arkeolojik kazılarda, Atatürk Barajı bölgesinde yapılan kazılarda fotoğrafçı olarak çalıştım. 1995'te Atatürk Barajı su tutmaya, yani göl suları oluşmaya başladığı zaman bizim de çalıştığımız bölge zaten sular altında kaldı. Oradaki çalışmalar bitti. Ankara'ya döndük. Sanıyorum Atatürk Barajı bölgesinde, yani baraj oluşmadan önceki dönemde şu anda Türkiye'de en iyi arşiv, fotoğraf arşivi benim elimde. Yaklaşık 10 bin karelik bir fotoğraf arşivi oluştu. Bölge yaşamına ait. Ağırlıklı olarak siyah beyaz çalıştığım için tabii renkli fotoğraf da çektik ama ağırlıklı olarak ağırlığını siyah beyazların oluşturduğu, yani tam bir rakam olmasa da 10 bine yakın bir arşiv oluştu, belgesel nitelikte. O dönem bittikten sonra işte o dönemi anımsatacak bir küçük yayın yaptım, Fırat'ı Beklerken isimli. Biliyorsunuz Atatürk Barajı'nı Fırat suları doldurdu, o yüzden Fırat'ı Beklerken diye bir isim koyduk. O bölgedeki çalışmalarımdan çok sevdiğim, kendime yakın gelen fotoğraflardan çok küçük bir albüm yaptım. Fırat'ı Beklerken isimli. Tuğrul Çakar, Atatürk Barajı'nın suları altında kalan Tille Köyü'ndeki yaşamdan verdiği kesitlerle burada bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiş, ortaya çıkardığı eserlerinin toplandığı kitabı müze vitrinlerine bakar gibi saygıyla, ibretle ve ruhlarımıza ışık tutan bir coşkuyla seyredeceğiz. Ozan Sadıç. Bilkent Üniversitesi öğretim görevliliği önermişti bana arkeoloji bölümünde. Emekli olduktan sonra Bilkent Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Zaten 2-3 yıl sonra da bu defa Başkent Üniversitesi'nden davet aldım. Şu anda Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, İletişim Fakültesi'nde fotoğraf dersleri veriyorum. Aynı zamanda haftada bir günde Bilkent'teki işime devam ediyorum yine öğretim görevlisi olarak. Onun dışında belgesel fotoğraf sanıyorum biraz yormuştu beni. Son yıllarda, son 7-8 yılda sanıyorum
daha düşünsel tabana dayalı, projeye dayalı sergi çalışmaları, ön tasarımla hazırlanmış sergiler, fotoğraf albümleri gibi çalışmalar yaptım. Bunun yanı sıra bir de fotoğrafın dışında yazma tutkum var. Güneydoğu'da çalıştığım yıllarda başlamıştım. Öykü yazıyorum. O dönemde tabii Güneydoğu'nun koşullarında hava fotoğraf çekilmeyecek kadar karardığı zaman ister istemez yapacak bir iş olması gerekiyor. Böyle küçük mektuplar yazardım öykü tadında. Daha sonra bazı arkadaşların teşvikiyle onlar küçük bir kitapçık oluştu onlardan. En Uzaktaki Gri isimli bir kitap. Onun da mevcudu yok, şimdi tükendi. Belki o kitabın beni yüreklendirmesiyle de daha sonra Akşamüstü Yine Hüzün isimli bir öykü kitabım İmge Yayınları'ndan çıktı. O çok beğeni topladı. Hemen onun arkasından İki Hayat Çek Usta isimli başka bir öykü kitabı çıktı. Son olarak da Siyah Beyaz Masallar isimli bir öykü kitabı çıktı. Yazmayı sürdürüyorum, yani öykü yazmayı sürdürüyorum. Bunun yanı sıra tabii yazar olduğumu iddia etmiyorum hiçbir zaman ama fotoğrafçı olarak Cam Evlerin Kadınları isimli bir sergimi de kitaplaştırdım. Yani bir katalog çıktı. Onun dışında yayın olarak Antartis Yayıncılığın 40 fotoğrafçı, 40 Türk fotoğrafçıdan yaptığı bir serinin bir sayısı bana ayrıldı. Yine Güneydoğu fotoğraflarımdan yaptığım Suya Çağrı isimli bir serginin de ayrıca bir kataloğu çıktı. Bizim seçtiklerimizde bu hafta Güneşi Yutan Adam var. Siz ne dersiniz? Eğlenceli bir çalışma değil mi? Ben özellikle siyah beyaz çalıştığım için belgesel fotoğrafın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Yani belgesel fotoğraf artık yapmıyorum ama uzun dönem yaptım. Fotoğrafı salt sanat olarak ele almak bence çok yanlış bir kavram. Çünkü fotoğraf sanat değildir aslında. Fotoğraf teknolojidir. Sanatsal kaygılarla tüketilen fotoğrafın yüzdesi %1 bile değildir dünyada. Çünkü fotoğrafın öbür işlevleri çok öne geçmiştir her zaman. Dolayısıyla fotoğrafı önce teknoloji olarak kabul etmek zorundayız. Ben fotoğraf sanat olmaz demiyorum hiçbir zaman. Elbette olur. Ancak fotoğrafın sanat olabilmesi için de vizörün arkasında elbette bir sanatçının olması gerekir. Aksi halde fotoğraf teknoloji olarak kalacaktır ve sanat olması da şart değildir aslında. Örneğin ben belgesel fotoğrafı, eğer bir tarzınız, üslubunuz oluşmamışsa, işte Ara Güler hocamız gibi, sanat olarak kabul edemiyorum. Aynı zamanda örneğin doğa fotoğrafını bir sanat fotoğrafı niteliğinde göremiyorum. Çünkü sanat yapıtı sanatçısının izlerini taşımak zorundadır. Sanat eseri önce sanatçıdan başlayan bir olgu. Fotoğraf makinesinden değil. Yani fotoğraf makinesi teknolojidir. Öyle düşünüyorum. Hatta bana kızarlar bazı arkadaşlarım. Doğa fotoğrafının sanat olmadığını. Bunları sık sık tartışıyoruz tabii ama ben yine de ısrar ediyorum. Sanat eseri düşünceden yola çıkan eserdir. Zaten ben de son yıllarda işte dediğim gibi ön tasarıma dayalı, önceden düşünülen, tasarlanan, eskizlenen mümkünse ve bir ön araştırmadan sonra çalışmaya başlayarak bir seri, bir portfolyo oluşturmak. Yoksa yani boynunuza makinayı takıp insanların arasına karışmak elbette güzel. Boynunuza makinayı takıp doğaya gitmek, yaşamaya başlamak elbette çok güzel.
Ama bunlar sanatsal çabaların dışında biraz hobi ağırlıklı çalışmalar gibi gelir bana her zaman. Belgeselcilik araştırmaya dayalı, bilgiye dayalı. O bilgilerin fotoğrafla birlikte bir araya getirilerek bir paket haline getirilmesidir ki bunu yapan arkadaşlarımız yok demiyorum, var. Ancak belgesel çalışmayı tarz edinen arkadaşları da bu uyarıyı yapıyor tabii ki. Belgesel dedim, tabii kendi belgesellerimden de bahsetmem lazım. Bunların ağırlığını söylemiştim, Güneydoğu Anadolu. Biliyorsunuz Atatürk Baraj Gölü altında 103 köy kaldı, yanlış hatırlamıyorsam, ve bir kasaba kaldı. Dolayısıyla çok etkileyiciydi benim için ki ben o bölgeyi hiç görmemiştim daha önce. Ve su altında kalacak olan bölgede çalıştık biz. Bu ne demektir? İşte insanlar yaşadıkları bölgeyi terk edecekler demektir. Bir takım alışkanlıklarını terk edecekler demektir. En azından yeni bir yaşama başlamak zorunda olacaklar demektir ki bu tabii bir fotoğrafçı için bulunmaz bir şey. Çünkü onlar şimdi o köylerden göçtüler. Anadolu'nun çeşitli yerlerine de yaşamaya başladılar ama birçok alışkanlıklarını terk ettiler. En azından birbirlerinden ayrıldılar. Tabii böyle olunca da bana anlatacakları çok şey vardı. Daha doğrusu benim etkilendiğim çok benim ilgimi çeken yaşama biçimleri vardı. Biraz da onları yaşayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Beni al dedi balıkçıl. Kanatlarımı açıp oraya, o çizgilerin içine koy, gökyüzüne. Ama dedim, o bir fotoğraf. Biliyorum dedi. Orada yaşayabilirim. Öykü kitaplarımda da hep onlar geçer, onların dili geçer, onlarla yaşadığım serüvenlerden yola çıkarak yazdığım öyküler geçer. Ve tabii etkilenmemek olası değil. Biz de onlarla birlikte ayrıldık. Onlar evlerinden ayrıldılar. Evleri yıkıldı, köyleri sular altında kaldı. Biz de çalıştığımız alandan ayrıldık ama tabii bu onlar için daha zordu sanıyorum. İşte orada etkilendiğim için belki bu onların yaşamından, onların yaşamına ait duyduğum öykülerden etkilendiğim için de belki de beni yazmaya sürükleyen o oldu. Benim ilk öykülerim orada yaşadıklarımdan yola çıkarak yazdığım öykülerdir. Ve öykülerimin tümünde zaten fotoğraf benim yaşamım. Çünkü 30 yıl oldu, az değil. 30 yıllık yaşamda bütün yazdığım öyküler yine fotoğraftan çıkan öyküler. Yani ben sürekli fotoğrafla birlikte yaşadığım için hep öykülerin başlangıcında yine bir fotoğraf kokusu ya da öykülerin içinde bir fotoğraf kokusu her zaman hissediliyor. Çünkü ben bir yazar olarak büyümedim, fotoğrafçı olarak büyüdüm. Asıl neden? Fotoğrafla bir şeyler bırakabilmek. Yani tabii belgeselleriniz de kalır. O işte yayınlar var zaten. Ancak hep bir fotoğrafçı olarak kalmak yerine belki yazı yazmamın da nedeni o. Bizler örneğin ben mesela işte bana fotoğraf sanatçısı denilmesinden hoşlanmasam bile öyle bir gizli hoşlanma vardır. Hepimizde vardır. Yani sanatçı denmesinden pek açığa vurmasak da hoşlanırız aslında. Bu bizim bir zaafımızdır. İşte yaptığınız iş ne kadar sanat, yani belgesel fotoğraf ne kadar sanat, orada ayrılıyor sanıyorum benim görüşlerim. Çünkü fotoğrafla sanat üretmek, içine kendinizi koymadığınız fotoğrafta olmaz. O zaman sadece bir uygulayıcısınızdır. İşinizi iyi yapabilirsiniz. İyi bir haberci, iyi bir belgeselci olabilirsiniz. Ancak fotoğraflarınızın içinde sizin yaşamanız zordur. Tabii belgesel çalışan, haber fotoğrafı yapan kişileri küçümsemek için bunları söylemiyorum. Çünkü ben de yaptım uzun yıllar. Fakat
daha bir fotoğrafı sanata yaklaştırmanın yolunu ben sanıyorum bu ön tasarıma dayalı, düşünsel boyutu olan, işte içinde benim nefretlerim, benim duygularım, benim sevinçlerim olabilen fotoğraflar, yani beni yansıtabilen işlere doğru bir gidişim oldu sanıyorum. O yüzden de biraz da o başta söylediğim yorgunluğun etkisiyle şimdi daha kapalı, daha dar alanda bir konu bulup o konuyu işlemeye çalışıyorum. Mesela Cam Evlerin Kadınları öyle başlamıştır. Vitrin mankenleri vardır o çalışmanın büyük bir bölümünde. Bilmiyorum, gece hiç şeye çıktınız mı? Gece yarısından sonra, yani vitrinler açık kalır, ışıklar ama insanlar çekilmişlerdir kenara. O saatlerde dolaşırsanız işte gündüzleri sadece üzerlerindeki giysileri görmek için, alışveriş yapmak için baktığımız ve yüzlerine hiç dikkat etmediğimiz taş mankenler geceleri sanki aynı gündüz oldukları gibi kalmalarına rağmen başka bir şey ifade edebilirler. Bir yalnızlık ifade edebilirler. Bir hüzün ifade edebilirler. Bunu fark ettim bir böyle bir sokak gezimde gece. Şimdi çalışmalar siyah beyaz. Tamamı siyah beyaz. Fakat ben kısmi renklendirme yapıyorum. Bu da pek zor, pek kolay bir iş değil aslında. Biraz baskılarda küçük olduğu için lup altında, büyüteç altında küçük fırçalarla ve ekolin kullanarak, yani kimyasal boya kullanarak fotoğrafları renklendiriyorum. Burada örneklerini gördüğünüz gibi. Renklendirme neden diye akla gelebilir. Şunun için, biliyorsunuz fotoğraf çoğaltılabilen bir şey. Özellikle son yıllarda bu bilgisayar sistemlerinin fotoğrafa hakim olmasından sonra artık çok çabuk yaygınlaşabilen, çabuk elinizden çıkabilen bir malzeme fotoğraf. Oysa biz eğer sanatsal kaygı gidiyorsak sanat eserinin de bir orijinali vardır. Yani tekliği vardır. Belki benim boyamayı düşünmem o yüzden. Yani çünkü bir boyadığımı aynı tonlarda, aynı biçimde bir kez daha yapamam. Kimse yapamaz zaten. İki tane boyasanız bile aynı baskıyı, ikisi arasında muhakkak farklılıklar olacaktır. Dolayısıyla el emeği işin içine girdiği için, fırça girdiği için, boyama girdiği için belki kendimi kandırıyorum ama sanki bu fotoğraflar özgünleşti, tek oldular gibi hissediyorum. Belki o kaygıyla bu fotoğrafları tek tek üşenmeden ve uzun bir dönem içinde boyadım. Yani tabii fotoğraf boyama yeni bir şey değildir. Siyah beyaz fotoğrafın bulunuşundan beri fotoğraf boyanıyor. O zaman renkli yoktu. Belki de o yıllara biraz nostaljik takılma için, yani çünkü ben hiç bilgisayarla fotoğraf yapmadım bugüne kadar. Hala analoglarla çalışıyorum. Belki o eski fotoğrafların, boyama fotoğrafların tadını alabilmek için bir nostaljik bir his benimkisi belki. O yüzden boyamalar yaptım. Serginin diğer bölümünde ise yine boyama çalışmalar var ama bu defa çıplak çalışmalar var. Onlar da boyadır. Bunlar tek başına bir sergi oluşmuşlardı. Sergide ilgi çektiği için sonra da bu Cam Evlerin Kadınları ismiyle yayınlaştırdık. İşte basıldı. İşte birkaç senedir piyasada bulunabiliyor. Benim için de bir anı oldu. Tabii bundan sonraki çalışmalarda da yine yayına yönelik. Yani bir sergi oluşacaksa muhakkak yanında bir yayını da olmalı. Çünkü sergiyi açıyorsunuz, 15 gün sonra kapatıyorsunuz. Akıllarda hiçbir şey kalmaz. Muhakkak her serginin bir yayınla desteklenmesinde yarar vardır. Kalıcı olması için. Aksi halde bütün emeğiniz unutulup gidecektir. Yani belgelenmemiş olacaktır. O yüzden ben çalışmalarımın hepsini bir yayına kavuşturarak yapıyorum. İşte Güneydoğu sergimde de
Suya Çağrı isimli yine bir katalogla sergiyi açmıştım. Yani her serginin yanında bir katalog olsun ki insanlar onu kütüphanelerine koysunlar. Hani onlar koymasalar ben koyayım, keyif alayım diye her zaman çalışmalarımı bir kitapla destekliyorum. Sadece sergi açıp kapatmıyorum. Bahar gelip de kendimizi kırlara atmayız ki. İşte öyle bir günde Birgül Hanım çiçek toplayan kızını böyle fotoğraflamış. Biz de adını Çiçek Kız koyduk. Siz ne dersiniz? 12 ya da 13'tür sanıyorum şeyim, kişisel sergi sayısı. İlkini Londra'da açmıştım. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü bana bu şansı vermişti. 1985 yılında İlk sergimdi, siyah beyazdı. Yaşam fotoğrafları vardı, yani tam belgesel fotoğraflar vardı. Metinlerle de desteklemiştik o şeyi. Çünkü İngiltere'de izleneceği için Londra'da insanların da fotoğraflara sadece fotoğraf değil, bilgi de toplamalarını düşünerek bir açıklayıcı metinle girmiştik sergiye. Çok büyük ilgi duydular. 2,5-3 yıl açık kaldı sergi. Çok enteresan çünkü İngiltere'deki bütün üniversiteleri dolaştı sergi. Tek tek işte bir ay, iki ay falan. Benim için tabii çok güzel bir şeydi bu. Daha sonra aynı sergi İstanbul, Ankara, İzmir'de tekrarlandı. Daha sonra Mavi Ev'de, Akpınar Sanat Galerisi'nde yine belgesellerden oluşan ama bu defa renkli fotoğraflardan oluşan bir sergi yapmıştım. Ondan sonra Mavi Ev Sanat Galerisi, işte Başkent Üniversitesi, Ankara İstanbul Fotoğraf Evi, İstanbul Yıldız Üniversitesi, çeşitli yerlerde birçok kişisel sergim var. Fotoğraftan kopmuş değilim tabii. Hala şu anda da bir sergi çalışması yapıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bir ara açmayı düşünüyorum o sergiyi de. Çünkü bir şey üretiyorsanız paylaşmanız da gerekir. Yani o keyif verir tabii insanlarla paylaşmak, ürettiğiniz şeyi. Sergiler de öyle. Ama tabii sergilerde hiçbir zaman sergiyi dolaşan insanlarla hepsiyle tek tek konuşup derdinizi anlatamazsınız. Dolayısıyla fotoğrafınız, yani duvara astığınız fotoğrafın izleyiciyle iletişim kurması gerekir. Yoksa fotoğrafçı sergisini asar gider, başka çalışmalara gider. Artık izleyici ve fotoğraf karşı karşıya kalırlar. Dolayısıyla fotoğrafınızın kendisini savunması gerekir. Yani siz artık onu savunamazsınız. Fotoğraf tek başına izleyiciyle bir iletişim kurabilmelidir ki o fotoğraf başarılı bir fotoğraf haline gelmiş olsun. Şimdi sayısını bilmiyorum ama diyelim ki yaklaşık 100 ödül almışımdır ama bu benim için bir ölçü değil. Çünkü acaba akıllarda kalan, işte klasikleşebilmiş, insanların hatırlayabildiği kaç tane fotoğrafım var? 100 tane yok elbette. Yani ama 100 tane ödülüm var. Dolayısıyla ödül olması, yani bir fotoğrafın ödüllü olması her şeyin bitmesi anlamına gelmez. Ödüller tabii bu işin tadı tuzu, yani motive edici yönleri var. Fakat ödülleri işte başının üstünde taşıyanlar da var. O pek doğru değil. Yani ödülleriniz sizi motive edebilir, bir ivme kazandırabilir çalışmalarınızı ama hiçbir zaman fotoğrafçılığınızın bir belgesi, kanıtı değildir ödül. O yüzden ben de buna benzer sıkıntılarla artık fotoğraf yarışmalarına girmiyorum. Biraz da gençler tabii girsinler, o heyecanı yaşasınlar. Çünkü ben çok yaşadım, çok güzel anılarım oldu. Mesela bir Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödülüm vardır, benim hiç unutmam. Ödül bana verildiği zaman gerçekten çok çok sevinmiştim. Benim için ayrı anlamı vardır o ödülün. Hatta ödülü de Atina'da Türk-Yunan Dostluğu Derneği tarafından düzenlenen bir törende almıştık.
Tabii o günlerin sevincini hiç unutmuyorum ama onu ya da diğer ölçü, fotoğraf ödüllerimi de bir ölçü olarak sunmuyorum. Yani bu pek doğru değil bence. Çünkü fotoğrafın, iyi fotoğraf kabul edilmesi için illa da ödül almış olması gerekmez. Dediğim gibi fotoğraf çok yönlü, çok yöne hizmet veren bir uğraş. O yüzden eğer fotoğraf paylaşılabiliyorsa, insanlar tarafından izlenebiliyorsa, akıllarda kalabiliyorsa o zaman ödül almasına gerek de yoktur zaten. Yani öyle düşünüyorum ben. Benim fotoğraflarımda biraz hüzün belki iddialı olabilir ama yalnızlık sezilebilir. Ben bunu tabii kendim söylemiyorum. Bunu fotoğraflarımı izleyen insanlardan çok sık duyuyorum. Bir yalnızlık teması, bir hüzün duygusu ya da duygu yoğunluğu ağır olan fotoğraflar. Şimdi bunu böyle tarif etmek çok zor. Galiba yaşamımla ilgili. Yani ben aslında böyle çok hareketli, çok çevresi çok geniş olan, çok fazla insanlarla ilişkili olan biri değilim. Aslında biraz yalnız yaşıyorum. Yani bunun tabii bazı nedenleri olabildiği gibi belki böyle bir yaşam tarzını benimsiyor olmamdan da gelebilir. Öykülerde tabii bir çıkış noktası benim, bütün öykülerimde vardır, yaşadığım bir noktadır o. Örneğin En Uzaktaki Gri kitabında Uzağa Gitmek İsteyen Yüz isimli bir öykü vardır. Bir otobüs yolculuğunda geçer öykü. Ve orada işte kucağında çocuğu olan ve otobüste o çocuğunu kaybeden bir annenin dramı anlatılır. O çocuk ve anne vardı tabii, ben yaşadım onu. Ancak öykünün çok böyle drama haline getirilişi tabii yazmaya başladıktan sonra oluyor. Yani siz yaşadığınız bir gerçekten, küçük bir zaman parçasından yola çıkıyorsunuz ama kağıt kaleme geldiği zaman iş elbette duygularınız devreye giriyor. Cümleleriniz daha edebi olması için bir takım çabalar gösteriyorsunuz. Yani okuyucuyu da etkilemek için tabii, okuyucunun öyküye sarılabilmesi için bu defa yine yaşadığınız olayı bu sefer çok duygusal yönüyle aktarmaya çalışıyorsunuz. Sanıyorum bütün öykülerde de bu vardır. Hafta konuk sanatçımızdan Renkler Işıklar Gölgeler ekibinin fotoğraflamasını istiyoruz. Bu haftaki fotoğrafımız Tuğrul Çakar'dan. Bir yaşamak illa da fiziki bir yaşamak olmaya da bilir. İnsan düşündüğü bir şey de yaşamıştır. Son kitabım Siyah Beyaz Masallar tamamen mizah zaten. Orada da fotoğraf camiamızı biraz, tabir caizse, mizahi yönden ele alıyorum. Yani biraz dalga geçiyorum. İsimler değişik sadece. Ama o isimler altında da olsa benim camiamdaki kişiler orada kendilerini bulabiliyorlar. Ama bana kızmıyorlar çünkü onlar benim arkadaşlarım tabii. Öyle bir kitap, çünkü mizah yoktu Türk fotoğrafında. Mizah yazan yoktu. İlk sanıyorum benim kitabım oldu. Onlar daha da çok, bir cilt daha olacak herhalde çünkü çok tutuldu. Zaten çok yeni, 2-3 ay oldu basılalı. Şu anda çok güzel satıyor. İlgi topluyor yani. Bütün arayanlar aynı şeyi söylüyorlar. Çok iyi olmuş falan diyorlar. Yani sadece hüzün yok, zaman zaman mizah da var ama yine de benim duygularımın o mizah öyküleri içinde bile biraz duygusallık, biraz acı katmayı seviyorum galiba. Öyle bir huyum var. O da benim yapımdan gelen bir şey olsa gerek. Dijital fotoğrafla hiç uğraşmadım.
bu yanlış anlaşılmasın. Yani teknolojinin karşısında değilim tabii. Teknoloji, yani sayısal görüntünün olağanüstü yararları var bilim dünyasına özellikle. Tabii fotoğraf da, yani bizim anladığımız klasik fotoğraf, kimyasal fotoğraf yavaş yavaş önemini kaybediyor. Fakat ben bir türlü ısınamadım. Yani öğrencilerime karşı mahcup olmamak için bir dijital kamera aldım. Fakat hiç fotoğraf çekiyormuşum gibi hissetmiyorum. Henüz alışamadım yani. Bu yoğun teknolojiden uzaklaşmak benim için dinlenmek gibi. Zaten teknolojinin içinde yaşıyoruz. İster istemez kullanıyoruz. Ama karanlıkta ışık üretmek diyorum ben ona. Karanlık odada, yani kendi ışığınızı o kimyasalların içinde, o duyarlı malzeme üzerinde defalarca el emeğiyle test ederek kendi ışığınızı üretmeniz bambaşka bir keyif tabii benim için. Bu belki benim biraz, yani uzun yıllar fotoğrafla çalıştığım için, o zamanlar dijital yoktu. Son yıllarda ağırlık kazandı. Belki benim için bir alışkanlık ama ben madem ki bunu seviyorum, o zaman bunu sürdürmeliyim diyorum. Dijital fotoğraf çekmeyeceğim demiyorum. Bir anı fotoğrafını belki dijital bir kamerayla da çekebilirim ama şu anda malzeme bulduğumuz sürece ben analog makinalarımdan ve karanlık odamdan memnunum. Kim bilir, belki son temsilcileri olacağız biz, benim kuşağım. Çünkü giderek terk ediliyor, malzeme bulunmayacak, film çok pahalı olacak falan. Bunları hissediyoruz. Belki de bizim işlerimizi işte handmade falan diye böyle gösterecek insanlar birbirlerine. Ya adam bunu elinde yapmış falan diyecekler belki 100 yıl sonra. Ama kaçınılmaz sonuç tabii. Bir de dijital fotoğrafların görüntü kalitesi, ben iddia ediyorum ki hala analog kaliteye ulaşmış değildir. Biz bunu yıllarca eğitilmiş gözümüzle çok rahat görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Belki o aşamaya da gelirler. Gelsinler tabii, bir sakıncası yok ama sevdiğimiz bir işi sürdürmenin de bir zararı yok bizim için. Ben hala seviyorum karanlık odayı. Bugün fotoğraf çekmek eylemi artık çok çok basitleşti. Çok basit kullanımı olan kameralarla çok güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Teknoloji bunu size sağlıyor. Bunu tüketmenizi sağlıyor bu sanayi. Ama bu kadar kolay olan bir şeyi bir sanat yapıtına çevirmek, akılda kalmasını sağlamak en zor olandır. Çünkü o yüzden ben öyle söylüyorum. Fotoğraf çok kolay olduğu için çok zor. Daha böyle kapalı, daha kendilerine özgü, daha dar bir alan seçip fotoğrafta o alan üzerinde yoğunlaşsınlar diye öneriyorum. Öğrencilerime de bunu söylüyorum her zaman. Thank you.